Evet değerli arkadaşlarımız, tekrar merhabalar. Şimdi gelin sizlerle beraber meclisimizin sahip olmuş olduğu görev ve yetkileri şöyle bir tane tane görelim. Aslında baktığınızda birçok yetki ve görevi göreceksiniz. Aynı durumu Cumhurbaşkanı'nda da yaşayacağız. Hocam biz bunları oturup ezberleyecek miyiz, nasıl aklımızı tutacağız? Aslında bunun için böyle bir ezbere kalkışmaya gerek yok. Biz ders içerisinde zaten birçoğundan da ayrıca bahsediyoruz. Değerli arkadaşlarım, buradaki kurgu şu. Hangisi meclisin görev ve yetkisi, hangisi Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkisi? Bunların ayrımına vardığımız sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Hele ki Cumhurbaşkanı'na gelelim. Orada da aynı durumu verdiğim anda ikisini kıyaslayacağız. Kıyasladığımızda zaten o farkı göreceksiniz. Ne gibi farklılıklar var? Gel şimdi ben sana yazdım. Birazcık üzerinde duralım. 1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak kimin göreviymiş? Meclisin. Ama ben burada kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak değil de kanunları yayımlamak dersem o zaman derhal aklıma Cumhurbaşkanı gelecek. Zaten ikisini böyle bir kıyaslayacağız. Bak soruda yayımlamak diyorsa Cumhurbaşkanı diyeceksin. Devam. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek. Ama şöyle dersem, bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını meclise sunan dersem Cumhurbaşkanı. Ama kabul etmek diyorsa meclis. Değerli arkadaşlarım, farkında mısınız? O zaman bütçe ve kesin hesapta son karar kiminmiş? Meclisin. Aslında bunu kodlayın. Son kararın meclisin verdiği durumlara bak. Diğer durumlara hep Cumhurbaşkanı diyeceksin haliyle. Gel para basılmasını da yine bütçesel durumlara hep para basılması da dahildir. Yine buna kim karar verecek? Meclis. Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Dikkat et, onaylanmasını uygun bulmak demeyeyim. Onaylamak dersem o zaman aklına ne gelecek? Cumhurbaşkanımız gelecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar veren derse Cumhurbaşkanı, izin veren derse meclis. O zaman değerli arkadaşlarım, TSK'da da son karar kiminmiş? Kalp için alıyorum bunu da, meclisin. Her ne kadar Cumhurbaşkanımız, ki ders içerisinde göstereceğim, bizim başkomutanımızdır, savaşalım dese de son kararı meclis verecek. Yani son izni meclis verecek. Yani Cumhurbaşkanı TSK'nın kullanılmasına karar verir, meclis ise TSK'nın kullanılmasına izin verir. Evet, soruda yabancı ülkeye asker göndermek, gelen askerleri kabul etmek dersem meclis. Ama yabancı ülkeye temsilci gönderip gelen temsilcileri kabul etmek dersem Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Bu da bizim için önemli bir ibare. Ülkemizde ki görüyorsunuz zaten, genel ya da özel af ilan kararı kim tarafından veriliyor değerli arkadaşlarım? Yine meclisimiz tarafından veriliyor. Ama soruyu değiştirdim. Hastalık, sakatlık, kocama sebebiyle kişisel olarak cezaları hafifletmek ya da kaldırmak dersem o zaman ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı. Tekrar diyorum, genel ya da özel af diyorsa meclis, ama kocama, hastalık, sakatlık gibi kişisel durumlardan kaynaklı olarak cezayı hafifletmek ya da kaldırmak dersem Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Peki ülkemizde çıkıp da o hali kim ilan ediyor? Cumhurbaşkanımız ilan eder. Cumhurbaşkanımız o hali ilan etse de o hal kararını onaylamak ya da uzatmak ya da reddetmek, hepsine kim yetkili diyeceğim? Meclis diyeceğim. O zaman tekrar ediyorum. O hali Cumhurbaşkanı ilan etse de o halde son kararı kim veriyor? Meclis. Bakın meclisin 3 tane son kararını bulduk. Bütçede, TSK'da o halde son karar meclisinmiş. Cumhurbaşkanı, yardımcı ve bakanları Yüce Divan'a sevk edecek meclis. Böyle bir hakka sahip, ders içerisinde göstereceğim. Aynı zamanda değerli arkadaşlarım, seçimlerin yenilenmesine meclis karar veriyordu. Meclisin de böyle bir yetkisi vardı. Hatta 5'te 3 çoğunlukta vermiştik. Yani 360, bunu da ders içerisinde gösterdim. TBMM başkanını az önce yapmıştık diğer dersimizde. 4 turda seçmiştik ve TBMM başkanını kim seçmişti? Meclis. Değerli arkadaşlarım, TBMM başkanını nasıl seçtiysek kamu baş denetçisini de aynen meclis seçiyordu. Hatta farklı bir durum vardı, 4 yıllığına seçiliyor demiştik. Arkadaşlar, TBMM başkanını nasıl seçiyorsak kamu baş denetçisi de aynı seçilir. Nasıl yani? Kamu baş denetçimiz de 4 turda seçilir. 1. turda 400, 2. tur 400, 3. tur 301, son tur ise
en çok oy alan iki kişi arasından seçim yapılıyor. Aynı seçim süreci kamu baş denetçisi için de geçerli. Evet, yargı kısmında göstereceğim. HSK'ya, anayasaya, Sayıştay'a, RTÜK gibi yerlere de ne yapabiliyor meclisimiz? Üye seçme yetkisine sahip. Burada dikkat etmemiz gereken kurgu şu aslında. Cumhurbaşkanı ile meclisi kıyaslayacaksın. Hangisinde meclis son kararı veriyor? Bunu bil. Geri kalanları zaten otomatik olarak Cumhurbaşkanı diyorsun. Sakın oturup bunları ezberlemeye kalkışma. Mantığı çok basittir. Bunu oturtsak yeterli. O zaman gel bakalım tahtamızın diğer köşesine gidelim. Ve burayla ilgili birkaç konuşma daha seninle beraber yapalım. Şöyle bir ayıralım. Ve şöyle bir soru soralım sizlere. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi diyelim. Değerli arkadaşlar, bir, ne diyeceğim? Kanun teklif etme yetkisi sadece kime ait? Milletvekillerine aittir. Hatta kanun teklifinde bulunmak için bir milletvekili bile yeterli olacaktır. Evet, aynı zamanda kanun tekliflerinin mecliste görüşülme usul ve esasları neyle düzenleniyor? TBMM, dikkat ediyoruz buraya, iç tüzüğü ile düzenlenir. Evet, tekrar diyorum. Kanun teklif etme yetkisi, ki en baştaki maddemizde söylediğim milletvekillerine ait, kanun tekliflerinin mecliste görüşülme usul ve esasları TBMM iç tüzüğü ile düzenleniyor. Yani meclisin bir iç tüzüğü vardı, hatırlayın. Meclis içindeki kuralları belirlemekteydi. Peki kanun teklifini milletvekilleri yaptı. Kim yayımlayacaktı? Kanunların Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması vardır. Şimdi burası oldukça önemli. Her maddemiz bir sınav sorusu niteliği taşıyacak. O yüzden dikkat etmeye çalışalım. Cumhurbaşkanı TBMM'ce kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlamak ya da reddetmek zorundadır? Güzel bir sınav sorusu. Evet, Cumhurbaşkanımız TBMM tarafından kabul edilen kanunları, dikkat ediyorsunuz, 15 gün, önemli bir sorudur, 15 gün içinde yayımlamak ya da reddetmek zorundadır diyeceğiz arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Kanunları Cumhurbaşkanı yayımlıyordu ya hani, bunu yayımlayabilmesi için verilen süre ya da reddetmesi için hiç fark etmez. Kaçmış? 15 günmüş. Bu bir. Birinci sınav sorun. İkincisine geldim. Yürürlüğe giriş tarihi belirtilmeyen kanunların yürürlüğe giriş tarihi ne zaman diyeceğim? Dikkat! Yürürlüğe giriş tarihi belirtilmeyen, bunların hepsi önemlidir, kanunların yürürlüğe giriş tarihi ne diyormuşuz? Resmi gazetede yayımlandığı gündür diyeceğiz. Evet, bizim için yine önemli bir ibare. Yürürlüğe giriş tarihi belli değilse ne zaman yürürlüğe girecekmiş? Resmi gazetede yayımlandığı gün. Şimdi biz kanun teklifinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız bunları reddetme hakkına sahip mi? Bütçesel durumlar haricinde reddedebiliyor gerekçesiyle beraber. Reddettiği şeyleri tekrar görüştüm. Tekrar Cumhurbaşkanı'na yolladım. Cumhurbaşkanımız tekrar reddedebilir mi? Eder. Ben tekrar düzenledim yolladım. Yine reddeder mi? Eder. Ben tekrar düzenledim yolladım. Yine reddeder mi? Eder. Bu sonsuza kadar gider yeni düzenlemede. Peki arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın çıkarmış olduğumuz kanunları onaylayabilmesi için ne yapmamız lazım? Dikkat! Ve şunu yapacağız. Meclise sunacağız. Ve mecliste belli bir çoğunluğu sağlarsak Cumhurbaşkanı yayımlamak zorundadır. Evet, o zaman şöyle diyelim. TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani 301'den bahsediyorum.
salt çoğunluğu ile kanun kabul edilirse ne olacakmış? Cumhurbaşkanı yayımlamak zorundaymış. O zaman Cumhurbaşkanımızın yayımlamak zorunda kalabilmesi için ne yapmamız lazım? Bu kanun teklifini meclise sunmamız lazım. Ve mecliste salt çoğunluk sağlarsak, yani üye tam sayısının salt çoğunluğu neydi? Yarısının bir fazlası. Yani 301 kişi sağlarsak o zaman Cumhurbaşkanı yayımlamak zorunda kalıyor. Peki bunun bir riski var mı? Var. Meclise sunarsın. Meclis bunu kabul de etmeyebilir. Peki meclis bunu kabul etmezse ertesi gün bir daha sunabilir miyim? Tabii ki meclis seninle uğraşacak değil. O yüzden şöyle de diyeceğiz. Reddedilir ise bir yıl boyunca tekrar sunulamaz diyeceğiz. Bu da bizim için önemlidir. Yani değerli arkadaşlarım, bakın çok önemli 4 soru geldi. 1. 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız onaylayacak ya da reddedecek. Yürürlüğe giriş tarihi belli değilse resmi gazetede yayımlandığı gün Cumhurbaşkanımızın zorunlu olarak onaylayabilmesi için salt çoğunluk sağlayacağız. Eğer ki sağlayamazsak, yani reddedilirse de 1 yıl boyunca tekrar sunamayız. Burada bir detay bilgi daha dikkat diyerek sizlere vermek isterim. O da şudur. Hemen bir yıldız attım. Dedim ki eğer ki bir yasama döneminde sonuçlandırılmayan ya da kanunlaşmayan olabiliyor. Tasarı ve teklifler hükümsüz sayılır. Hükümsüz demek geçersiz demek. Yani diğer bir tabirle ne olur biliyor muyuz? Kadük olur değerli arkadaşlarım. Kadük geçersizliği belirten bir durumdur. Bir yasama döneminde, yani 5 yıllık periyottan bahsediyorum, sonuçlandırılmayan ya da kanunlaşmayan tasarı ve teklifler ne oluyormuş? Hükümsüz sayılırmış, kadük olurmuş. Peki son olarak şunu da verelim. O zaman çıkarılan bu kanunların yargısal denetimi kim tarafından yapılır? Yargısal denetimini tabii ki en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi yapar. Yani mesela Cumhurbaşkanı'na zorunlu olarak onaylattılar ya, ileride göstereceğim. Cumhurbaşkanı gidip Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edebiliyor. Çünkü yargısal denetimi kim yapabiliyormuş? Anayasa Mahkemesi yapabilmektedir. O zaman meclisin sahip olduğu en önemli görevi şimdi göstermiş olduk. Son bir noktaya doğru gidelim. Ve meclisimizin diğer önemli görevi olan anayasa yapmaktan gelin birazcık bahsedelim değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, şimdi meclisimizin sahip olduğu diğer önemli bir görevden daha bahsetmek isterim. Neymiş o da diyeceğim? Anayasa yapmak. Değerli arkadaşlar, şimdi anayasa yapabilmek ya da anayasa değişikliği gerçekleştirebilmek için de bir teklif gerekli. O zaman ilk sorumuz şu. Anayasa değişiklik teklifi, altını çiziyorum, için aranan sayı kaçmış diyeceğim? Üye tam sayısının kaçta kaçı, dikkat et, 1/3, yani 200 milletvekiline tekabül eder. Anayasa değişiklik teklifi için aranan sayı kaçmış? Üye tam sayısının 1/3 olarak ifade edilir diyeceğiz. Yani kanun teklifi için bir kişi yeterliydi ama anayasa değişikliği öyle bir kişiyle olacak iş değil. O zaman ilk sınav sorusu. Anayasa değişiklik teklifi en az kaç kişiyle yapılır derse, üye tam sayısının 1/3, yani 200 kişiyle diyeceğiz. Bu teklif TBMM'ye gider, başkanlığı iletilir. Anayasa Mahkemesi raporu hazırlar. TBMM Genel Kurulu'na raporu sunar ve bundan sonraki işlemler adım adım gerçekleşir. O zaman buraya şöyle diyeceğim. Anayasa değişikliği adım adım yapılır diyeceğim. Tabii ki bunun da belli başlı unsurlar olacak. 1. Bu değişiklikler asla ve asla ivedilik demek acele,
anayasa aceleye gelecek iş mi? Hayır, ivedilik ile yapılamaz arkadaşlar. Yapılacak olan değişimlerde aceleci davranma durumu söz konusu olamaz. Ama tüm işi gücü bırakacağız. Öncelikli olarak görüşülür. Yani tüm işimiz gücümüz bunun üzerine kurulu olacak. Ve hatta ne yapacağız biliyor musunuz? İki kez görüşeceğiz. İki kere oturup toplantı yapacağız. Ve bu iki görüşme arasında dikkat ediyoruz. Bu iki görüşme arasında size ne vereceğim biliyor musunuz? 48 saatlik, bazen bunu da soruyoruz. 48 saatlik bir dinlenme molanız var. Bunun adına da serinleme süresi deriz. Serinleme süresi vardır diyeceğim. Bakın bir anayasa değişikliğinin hangi aşamalardan geçtiğini görüyoruz şu an. Evet, iki kere toplanacağız ve bu iki görüşme arasında ne varmış? 48 saatlik bir serinleme süresi var. Her şey normal düzeyde gidiyorsa tekrar ne yapacağım? Meclise sunacağım. Ve mecliste belli bir çoğunluk sağlanırsa kabul edilecek. Peki kabulden sonra ne olacak? Tabii ki Cumhurbaşkanımızın onayına gidecek. O zaman bu aşamalardan sonra ikinci bir aşama bizi bekliyor. Ve bu bekleyen aşamada da şöyle bir durum olacak. 3 ihtimal doğacaktır. Hadi gelin karşımıza çıkacak şu 3 ihtimali kavram haritasıyla tahtımızı da sizlere verelim. Önce tahtımızın bu köşesine geçiyorum ve birinci ihtimal diyerek başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bizi bekleyen 3 temel ihtimal var. Birinci ihtimal, ne yaptık? Görüşmeleri yaptık, meclise tekrar sunduk. Ve eğer ki kabul sayısı, üye tam sayısının 5'te 3, yani neye tekabül ediyor? 360 milletvekiline tekabül eder. 360'e tekabül ediyor. Kabul sayısı, üye tam sayısının 5'te 3'ünden az ise, bakın oraya 360 hariç dedim. Eğer ki bundan az ise ne olacak otomatikman? Reddedilir. O zaman bir mantık yürütelim, yavaş yavaş gidelim. Demek ki bugün meclise tekrar sunduğumuzda anayasa değişikliğinin meclisçe kabul edilebilmesi için gerekli olan en az sayımız kaçmış arkadaşlar? Gerekli olan en az sayı 5'te 3, yani 360'mış. Çünkü ne diyorum? Eğer ki 359'sa, hariç yazdım. Eğer ki 359'sa reddedilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimale geliyorum. Eğer ki ikinci ihtimale geldiğimde tahtımın bu köşesine, şimdi sana şunu diyeceğim. İkinci ihtimalde ise şöyle bir durum olacak. Eğer ki diyeceğim, kabul sayısı üye tam sayısının, burayı dikkatli dinleyelim, 5'te 3'ü ile 5'te 3'ü diyorum, yani 360 milletvekili, hatta buraya dahili yazıyorum, 5'te 3'ü ile 3'te 2'si ise neye tekabül eder? 400 milletvekiline tekabül eder. Buraya da hariç diyorum. Arasında ise. Detay bilgi veriyorum. Çok rahat anlayacaksın. Yani kabul sayısı diyorum. 360 ile 400 arasındaysa. 360 dahil 400 hariç. Örneğin 380 kişi evet dedi. Bir kere 380 kişi evet dediyse 360'ı geçtiği için kabul edilir mi? Edilmiş olur. Ne oluyordu kabul edilirse? Cumhurbaşkanı onayına gider. Peki Cumhurbaşkanımız ne yapabilir? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız veto edebilir. Yani bunu reddetme hakkına sahip. Ya da zorunlu olarak halka sunar. Yani Cumhurbaşkanımızın kendisinin otomatik olarak onaylayabilme gibi bir hakkı var mı böyle bir çoğunlukta? Yok. Ya reddedecek ya da zorunlu olarak halka sunmak zorundadır. Hangi durumda? 360 ile 400 arasında bir oy çıkarsa. Yani 5'te 3 ile 3'te 2'si arasında bir oy çıkarsa. O zaman 3. ihtimal otomatikman çıkıyor. 3. ihtimal durumuna geldiğimde şöyle diyeceğim. Eğer ki diyeceğim, kabul sayısı üye tam sayısının
Üçte ikisi. Üçte ikisi neye tekabül ediyor? 400 milletvekili. Üçte ikisi ve daha fazlası ise. Üçte ikisi ve daha fazlası ise o zaman ne olacak? Yani ne demek istiyorum? 400 dahil 400 ve üzeri. Örneğin 500 milletvekili evet demiş. Bir kere kabul edildi mi? 360'ı geçtiği için kabul edildi. Kimin onayına gider? Cumhurbaşkanı onayına gider. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Meclisin neredeyse tamamına yakından evet aldığı için her türlü şeyi yapma hakkı çıkar. Yani ya veto edebilir. Bu bir. Ya da isterse onaylar ya da isterse halka sunar. Eğer ki böyle bir durum olursa Cumhurbaşkanı her şeyi yapma hakkına sahip ki fark ettiyseniz Cumhurbaşkanı istemiyorsa zaten bu değişiklik yapılamaz çünkü her durumda veto hakkı çıkacak. Şimdi burayı bir toparlayalım. Anayasa değişikliği ile ilgili ÖSYM'deki o amca ya da teyzelerimiz size nasıl sorular soruyor? Aslında sorduğu soru şu şekilde. 1. Anayasa değişikliği için gerekli olan teklif yeter sayısı diyor. En az 200. Eğer ki anayasa değişiklik teklifinin kabulü için gerekli olan sayı diyorsa da en az 360 diyeceksiniz. Ben yine detayına girdim. 360'tan az ise reddediliyor. 360 ile 400 arasında ise haliyle onaylanmış oluyor. Onaylanınca Cumhurbaşkanı onayına gider. Ya veto edecek ya da zorunlu olarak halka sunacak. Ama 400 ve üzeri oy aldıysa zaten meclisi de arkasına almış olur. Burada her şeyi yapma hakkı var. Ya veto eder, ya halka sunar ya da kendi de onaylayabilir. O zaman yasama ile ilgili son bir başlığımız kaldı. Ufak bir başlık. Onu da verip yasamayla artık vedalaşalım. Evet değerli arkadaşlar. Haydi şimdi son ve önemli bir başlığımız olan TBMM bilgi edinme, bilgi edinme ve denetim yollarımız söz konusu. Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları kendi içinde dörde ayrılıyor. Ah ne kadar güzel. Koy beşinciyi müthiş bir sınav sorusu olur. Peki nelermiş hocam? 1. Meclis araştırması. 2. Genel görüşme. 3. Meclis soruşturması. Ve 4. Yazılı soru. Eskiden gen soru ibaresi vardı ama 2017 değişikliğiyle gen soru kaldırıldı ve gen soru kaldırıldığı için 4 indi. Sorularda özellikle gen soruyu da koyarız. 5 maddeli aha da sana müthiş bir sınav sorusu olur. O zaman gel birazcık bunları da açalım. Ne demekmiş? Meclis araştırması adı üzerinde burada tamamen şunu aklına getireceksin. Meclisin belli bir konuda bilgi edinmek için yaptığı araştırmadır. Kurgu zaten bunun üzerinde. Meclis araştırması dediğim bir şey tamamen belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan araştırmalardır. Genel görüşme. Ne hakkında? Bizim hakkımızda. Yani ne demek istiyorum? Toplum ve devleti ilgilendiren konularda yapılan görüşmelerdir. Bu da oldukça basit. Şimdi gelin meclis soruşturması. Meclis soruşturma hakkına sahip kimden hakkında? Tabii ki ileride de bahsedeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında yapılan soruşturmalardır diyeceğiz. Meclisin yine önemli soruşturma durumlarından bir tanesidir. Yazılı soru kime? Yardımcılara ve bakanlara. Evet, meclisin Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara ne yapmasıymış? Yazılı olarak soru sorması. Ve biz buna yazılı soru diyoruz. Hatta onlar da cevaplamak durumunda. Kaç gün içinde derse de onu da duymuş ol. 15 gün içerisinde de bunlara cevap vermek durumunda kalıyorlar. O zaman değerli arkadaşlarım yine güzel bir soru. Ne dedim? Aşağıdakilerden hangisi? Meclisin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değilse dikkat et gen soru ibaresini kullanabiliriz şıklarda. Ancak gen soru dediğimiz şey 2017 değişikliğiyle yapılan yeni düzenlemeyle çıkarıldı.
bizi ilgilendiren 4 madde var. Onlar burada. Yani biz yasama başlığında al elini ufak bir kağıt, neleri gördük başlıkları yaz. O başlıkları gördüğün yerde hemen ne yapıyorsun? Direkt meclis diyorsun. O zaman yürütme dersiyle bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.